Musa Beyli Otomotiv'in katkılarıyla A'dan Z'ye Anadolu başlıyor. Sevgili izleyiciler, bu haftaki durağımız Gaziantep'in Oğuzel ilçesinin eski adıyla Haral köyünün yeni ismiyle Doğanpınar mahallesindeyiz. 2011'de Van'da şehit olan Coşkun Tanrıöver'in babası Mehmet Tanrıöver'in evindeyiz. Konuk olduk. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Nur içinde yatsın inşallah. Mehmet Bey'i önce tanıyacağız, ardından köyümüz hakkında kısa bilgiler alacağız. Merhabalar efendim. Merhaba, merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Ben bu köyde şehidin babası Mehmet Tanrıver. Coşkun Tanrıver'in babası Mehmet Tanrıver. Bu köylüyüm. 78 yaşındayım. Bize biraz köyünüzden bahseder misiniz, tarihçesinden? Evet. Köyümüz bir tarımı gayetten elverişli olan bir köydür. Ben Gınap köyünden buraya gelirken 4 yaşındaydım. O zaman da bu köy gayetten küçüktü. Hemen hemen 40 ev kadar ancak vardı. 50-40 bile vardı. Esen bu köyümüz bir Ermeninin malıydı. Rahmetli Mustafa Kemal Atatürk onları buradan kovarken bunların hepsi bütün defoldu getirir. Bu köyü İsmet Paşa köylere tavizu ettirdi toprakları. Hayvancılık var mı Mehmet Bey? Var. Davar besiler, inek besiler. Onun dışında var. Fıstık ağaçları. Fıstık ağaçları var, zeytin ağaçları var. Üzüm bağları var. Evet, genel olarak tarımdan buranın evet, gelir kaynağı. Evet, zaten bizim köyümüz tarım köyü. Tam tarıma elverişli bir köy.
amca, bu köyünüzün hanesi kaç tane vardı eski yıllarda? Eskiden burası 300 hanalıydı. Şu an düştü mü sayısı? Düştü. Neden düştü? Göç çoğaldı. Neden göç çoğaldı peki? Yoksulluk vardı. Tarla sahibi yoktur. Şehre bütün gösterir. Yoksulluğun sebebi? Arası tarla sahibi olmayanlar. Olmayanlar. Evet. Vardı da mı ellerinden gitti, yoksa yapamadılar mı? Esasen o torpaksızdı. Şimdi şu durumda 250 hane falan var. Bu 250 hane de tarım yönünden kendilerini geliştiriyorlar. Evet. Bu şekilde geçimlerini sağlıyorlar. Evet. Peki biraz bize şehit olan oğlunuzdan bahseder misiniz? Oğlum askerde jandarmaydı. Van Başkale'de. Tarih 2011 Ağustos. Orada çatışmaya girmişler. Orada da şehit oldu. Evet, şehidimiz Coşkun Tanrıöver ve diğer şehitlerimize Rabbinden rahmet diliyoruz. Rabbim hepsinden razı olsun. Şimdi köyümüzü biraz gezelim, bakalım bu köyde neler varmış, hep birlikte görelim. Sizi bir tanıyalım. Ben Cemal İlhan. Bu köyde doğdum, büyüdüm. Peki Mehmet amcadan bazı bilgiler aldık köy hakkında. Diğer anlatmadığı yerleri sizden dinleyebilir miyiz? Köyümüz gayet geniş ve güzel bir köy. Köyümüzde sağlık ocağımız var. Ufak rahatsızlıklardan dolayı hemen gidip başvurabiliyoruz. Karakolumuz var güvenliğimiz için. Kooperatifimiz var mesela, çiftçilerimizin daha güzel faydalanması için. Evet. Mesela Oğuz eline gitmek zorunda kalmıyor çiftçilerimiz. Okulumuz var, öğrencilerimiz dışarı gitmemesi için. Kahvemiz var, bakkallarımız var. Tanziye evimiz geçen yıl yapıldı köyümüze. O da güzel bir hizmet. Önceleri cenazede gelen kalabalıkta sıkıntı yaşıyorduk. Çünkü köy evleri siz de biliyorsunuz ki dardır. Kalabalığı karşılamak mümkün olmuyordu. Şu an daha rahat, daha bir güzel bir şekilde tanziyemizi ağırlıyoruz. Misafirlerimizi daha ferah bir şekilde ağırlayabiliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, sazsız sözsüz köy mahalle olur mu? Güneydoğu bölgesinde olmaz. Şu anda aynı bizim gibi bu eve, Mehmet amcamızın evine konuk olan bir misafirimiz var. Sağ olsun bizleri kırmadı. Sizlerin de kulağının pasını silmek için bize çok güzel türkü, belki türküler söyleyecek, bizi kırmayacak. Önce bir kendisini tanıyalım. Merhabalar efendim. Efendim merhabalar. Size çok teşekkür ederim. Ben de burada bir müzisyen olarak size yardımcı olmaya geldim. Halil Bey, bize hangi eseri seslendireceksiniz? Yine bu söyleyeceğimiz türkü bu mahalleye uygun, bu yöreye uygun olarak yardımcı olmaya çalışacağım. Evet, o zaman sevgili izleyicilerimiz için gelsin diyoruz bu eser.
Aman yüce, yüce dağ başına da gene çıktı hayal et beni. Hayal et beni, aman uçan kuşlardan da gene sual et vay beni beni. Çok düz ekmek yedik de yar yar, yar sen hakkın halal et. Hakkın emrinleden ayrı düştü yolumuz. Ay 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 ay. Çok düz ekmek yedik de yar yar, sen hakkın halal et. Hakkın emrinleden ayrı düştü içerimde dost kana kana. Ay 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 ay. Ayrılık adını da ne doldurursun, doldur ben içerimde dost kana kana. Dilinize sağlık Halil Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Çok güzel söyledin ya. Evet, sevgili konuklarımız da çok beğendi sesinizi. Herhangi bir yerde sahne alıyor muydunuz? Hayır efendim. Sadece biz gönüle çalıyoruz. Bir yerlerde çıkmıyoruz. Böyle bir özel ortamlar olduğu zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyicilerimiz, bakalım Doğanpınar Mahallesi nasıl bir yer, hep birlikte görelim.
dur gitme güzel gitme de gene sana bir tek sözüm var ah. Aman dur gitme güzel gitme de gene sana bir tek sözüm var. Elma yanaklarda da billah benim gözüm var, gözüm gözüm var. Aman bir senen de hayran edim gene bugün bahar var, yazı var, yazı var. Tamam göz göz oldu da uy felek şübendeki yaralar. Aman aman aman. Göksüz yavrum ne neyle, yetim yavrum ne neyle, ne neyle. Gel otur yanıma da uy sen de, derdini söyle. Aman aman, aman aman. Aman yağar, yağar yağmur da gene bugün rahallerin bitişir. Aman kar beli de gene bugün yar kokusu getirir. Aman 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 ah. Aman kar beli de gene bugün yar kokusu getirir. Aman 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 aman. Aneyni nişalanda gene dillerine kurbanım. Aman aman, aman aman. Gelen eneyle, 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 eneyle. Göksüz yavrum ne neyle, yetim yavrum ne neyle, ne neyle. Gel otur yanıma da uy sen de, derdini söyle. Ah belalı başım aman, aman aman. Yüreğine sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Evet, programımız kaldığı yerden devam edecek. Katılıp ülkemize birincilik getiren ünlümüz hangisidir? Bak yine söylediniz. Yine söylediniz. Hayır ben annenize söyledim. Bakmadınız ama söylediniz.
Sen biliyor musun? Gel gel. Gel biliyorsun. Tamam güle güle. Teşekkür ediyorum. Gaziantep'in Karagöz Caddesi'ndeyiz. Burada vatandaşlarımıza genel kültürden sorular soracağız. İsminizi öğrenebilir miyim önce? İbrahim Ekiz. İbrahim Bey, hangi elimizde demir yolu yoktur? Bilginiz yoksa size ipucu verebilirim. Yani şık vereyim size daha doğrusu. Batman, Kütahya, Aydın, Muğla. Hangisinde demir yolu yok? Batman. Bilemediniz. Batman, Kütahya, Aydın, Muğla. Muğla. Tebrik ediyorum. Cevabı bildiniz. Bir tane sorayım. Ben Antep'imizin özelleşmesini isterim. Tabii ki bir derim. Niye de? Daha iyi olur. Benim için daha güzel olur. Bizim için de iyi olur. Bütün ilkelerimiz daha rahat olur. Güzellerini daha severim. Ben insanlığını daha şeylerini severim. Tabii ki, tabii ki. İsminizi öğrenebilir miyim sizi? Nesibe Eşkikara. Nesibe ablacığım, size hemen bir sorayım ama siz görmeyin cevapları. Ben zaten. Size şöyle bir soru sorayım. Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu il hangisidir? Şık vereyim mi? Şık vereyim size. Bursa, Ankara. İstanbul. Gaziantep. Hangisi? Gaziantep'i daha yeni seviyorum. Cevabı biliyor musunuz? Şıkları söyledim. Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu il hangisidir? Şıkları da söylüyorum size. Bursa, Ankara, İstanbul, Gaziantep. İstanbul o zaman. Antepli olarak bilemediniz. Tamam. Teşekkür ediyorum size. Çok teşekkür ederim. Sohbetinize doyum olmuyor. Hadi. Hoşçakal. Sorabilirim. Öncelikle isminizi öğrenebilir miyim? Aylin ben. Aylin'cim, sorum genel kültür sorusu. Hangi hayvan memeli değildir? Hakkında bilginiz yoksa şık verebilirim. Şıkları alabilir miyim? Yunus, penguen, yarasa. Hangisi memeli değildir? Penguen. Son kararınız mı? Evet, son karar. Tebrik ediyorum, bildiniz. Merhaba, size de soru sorabilir miyim? İsminizi öğreneyim önce. Kaya. Efendim? Uğur Kaya. Uğur, genel kültür sorusu. Erevizyona katılıp ülkemize birincilik getiren ünlümüz kimdir? Sertab Erener. Teşekkür ediyorum, bildiniz. Hangi hayvan memeli değildir? Şık vereyim mi? Şık vereyim sana. Yunus, penguen, yarasa. Penguen ne olsa? Salladınız sanırım. Helal. Bildiniz ama, bildiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Gazi, ben Gazi. Antep Gazi, işte Gazi. Gazi Bey, soracağım size. Genel kültür sorusu soracağım size. Hangi ilimizde demir yolu yoktur? Şıklarımız Batman, Kütahya, Aydın, Muğla. Muğla'da demir yolu yoktur diyek. Son kararınız mı? Ben bilmeyeyim de gene kafadan attım. Teşekkür ediyorum. Halil Bey, çok teşekkür ediyoruz. Sesinize sağlık diyorum. Çok beğendik sesinizi bu arada. Sağ olun. Bir sonraki programlarımızda da göreceksiniz. Yine davet edeceğiz kendisini. Cemal Bey, bize hangi eseri seslendireceksiniz? Yine haber aldım. Kırıldı benim. Evet, o zaman söz sizde, saz da sizde Halil Bey. Dinliyoruz. Yine haber aldım, kırıldı belim.
Yine haber oldum, kırıldı belim. Gelmek mümkün değil, bağışla beni, bağışla beni. Küldüm ay, her saçım telim. Gelmek mümkün değil, bağışla beni. Kafamda da küldüm ay, her saçım telim. Gelmek mümkün değil, bağışla beni. Şu anıs neredim, oradan almayım. Şu anıs neredim, oradan almayım. Sinerdim gözünden akan damlayı. Akan damlayı ne kadar istedim ay, zalim yar sana gelmeyi. Gelmek mümkün değil, bağışla beni. Ne kadar istedim ay, vicdansız yar sana gelmeyi. Gelmek mümkün değil, bağışla beni. Teşekkür ediyoruz Cemal Bey, sesinize sağlık. Muhteşem bir sesiniz var. İkinizden de Allah razı olsun bizleri kırmadığınız için. Bakalım birazdan bizleri neler bekliyor. Sakın ekranlarınızın başından ayrılmayın. Thank you.
Emine teyzeciğim merhaba, biraz sohbet edelim mi seninle? Merhaba kızım. Ben Sebahat'e oğlumla konuşacağım. Oğlunuz, yani bizim yönetmenimizle mi konuşmak istiyorsunuz? Evet. Aa, beni beğenmediniz mi? Yok, beğenmedim. İyi, peki ben de size küstüm o zaman. Yönetmenim, sizi buraya davet ediyorum. Ha anam ha. Beni mi istedin sen? He sen. Dur o zaman, ben yerim alayım, o zaman konuşak. Evet sevgili seyirciler, şu anda türkümüzü dinledik. Ve köyde Şerif abinin tanıdığı, doğru mu abi? Doğru, evet. Oraya geldik, güzelce bir yemeğimizi yedik. Allah razı olsun. Yaşar abi. Afiyet olsun. Teşekkürler. Şimdi Yaşar abinin bir de anası var. Emine teyze. Matrak mı matrak? Emine teyze, sana matrak diyorlar. Nasıl matrak? Bilmem. Matrak demek yani şen şakrak, böyle iyi cıvıl cıvıl kadın diyorlar. Öyle misin? Ben yalan sevmem. O yalancı olur. Ben o yalanı bilmem. O mu yalan söylüyor? O zaman onu geçelim biz. Nasılsın, iyi misin? Çok iyiyim. Çok iyiyim. Çok iyisin. Çok anam, şimdi diyorlar ki bak burada bu kadın Emine Hanım diyorlar. Ha. Ağanın eşiydi. He. İnkardan. Öyle mi? İnkardan. He. Peki ağanın eşi diyorlardı. Çok rahattı. Eline böyle hiçbir şey vurmazdı. Dur. Ama dur dinle Emine Hanım, dur. Şimdi biz yemek aşağıda çektik mutfakta. He. Bulaşık makinesi var. Çamaşır makinesi var. He. Peki senin zamanında bunlar yoktu. Neyle yapıyordunuz? Yok. Elimizden. Her şeyi elimizden yiyorduk. Peki ne yönden rahattın? Rahatlığımı, kafam rahattı. Kafam rahattı. Ha şimdi diyorsun ki sen, elimi sallasam ellesi, önümde bir sürü hizmetçiler vardı diyorsun, öyle miydi? He, vallahi doğru, vallahi doğru. Bak şu ekrana doğru söyleyeceksin ha. Doğru söyleyeyim, ekranı doğru söyleyeyim sana. Doğru mu? Doğru, doğru. 50 tane adam evimde, kapımda çalışırdı. Bak tane. Doğan Pınarlı köyündeki insanlar seni seyredecek ha. Felek daha senin ayarladım ben. Kötü adamın ayarladım, Felek daha senin ayarladım. Adam da evimde çalışırdı. Arkadan çalışmazlar. Sevgili seyirciler, gerçekten de öyle. Yaşar abi sorak. Yaşar abi öyle miydi? Evet doğru. Doğru. Evet doğru. Yani diyor ki vardı, ilk önce varlık vardı ama şimdi de gitti. Evet, varlık bir yana da yani köyde yaşantı nasıl Yaşar abi? Güzel. Mesela sabahleyin kalkarsın uykudan, erken kalkarsın değil mi? Evet, saat 4'te kalkıyoruz. Sevgili seyirciler, görüyorsunuz değil mi? 4'te kalkıyorlar. İşte köy bu. Şu anda da bak ezan okunuyor, yatsı ezanı. Biz hala çekimdeyiz. Yaşar abinin evindeyiz. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim. Çayımızı birazdan demliyorlar, içeceğiz ama biraz daha muhabbet edelim. Şimdi türkü olan eve tekrar geçeceğiz. Oraya geçmeden önce Yaşar abi, şimdi bu köyde ne ekilir, biçilir? Buğda, onun mısır. Ha bunlar ekilir, biçilir. Yani buranın gelir kaynağı bunlar mı yani? Evet doğru, bunlardan. Hayvancılık burada, ben çok kişide hayvan gördüm, ahırlar gördüm. Yok, hayvancılık fazla gelişmiş değil ama hayvan, herkesin hayvanı var. Peki bu hayvanı ticaret amaçlı mı kullanılıyor yoksa sütünden yani faydalanıp satıyorlar mı Antep'e? Çoğu Antep'e satma değil, çoğu burada yani kendi ihtiyacına karşılıyor. Kendi ihtiyacına göre değil mi? Evet. Peki az ileride de bir çiftlik olduğunu söylediler. Belki ilerleyen programlarda o çiftliğe de gideceğiz ama oraya gitmeden önce bu köyde mesela 10 tane koyunu, 15 tane koyun olan var. Yani bunlar kendilerine mi yapıyorlar bu işi? Evet, koyunu satan 2-3 ay bir süt olur, o nasıl olmaz? Olmaz diyorsun. Peki Yaşar abi, sabah saat 4'te kalkıyorsun, akşam eve gelene kadar ne işe uğraşıyorsun? Vallahi sabahleyin bizim burada Yenici Hüyük var, orada çalışıyoruz. Neresi abi? Yenici Hüyük. Yenici Hüyük'te ne var abi, iş olarak? Kazı yapıyoruz orada. Ha, kazı yapıyorsunuz Hüyük'te. Evet, müzenin. Şerif abi, bizim oraya da gitmemiz lazım. Evet, gitmemiz gerekiyor. Yani şimdi biz höyü daha yeni duyduk. Bak olsaydı gündüzden giderdik. Hava karardı, yatsı okunuyor, biz höyüye gidemedik. O zaman o çiftliği alacağız ya. Evet. Önümüzdeki programlarda o zaman da höyüyü de alırız. Peki abi, bu höyükte bu köyden mi işçi gidiyor? Bu köyden, çevre köylerden gidiyor yani. Geliyor. Kaç kişi çalışıyor? Şu anda 25 kişi çalışıyoruz biz. Yani bu ve çevre köylerden 25 kişi çalışıyor. Evet. Peki orada yorucu mu? Nasıl yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Çalışıyoruz abi ya. Yorucusu var. Daha yani yaptığınız işlem ne ya? Kazma, kürek falan? Kazma, kürek işte uğraşıyoruz. Kazma, kürek, ondan sonra temizlik, her şeyi yapıyoruz yani. Güzel de maaşı var.
Maaşı asgari ücret. Onu ben maaş sordum. Bakalım ne diyecek? Asgari ücretin yoksa sen... Asgari ücret. Maaşı asgari ücret. Peki kaç tane çocuk var Yaşar abi? 5 tane. 5 tane maşallah, Allah bağışlasın. Peki sevgili seyirciler. Solumda Emine teyzem. Emine teyzem biz gidiyoruz. Gelip gideceğiz oraya. Türkiye'ye devam edeceğiz. İzin veriyor mu bize? İşiniz rast gelsin. Allah rahatlık etsin. Vay Allah razı olsun. Evet. Şöyle bana bir tö tö ya böyle bir. Tö tö oğlum tö. Oh. Tö oğlum tö. Bu felan kapısı. Bu ev felan evi. Felek nasılsın evi. Felek evi oğlum. Evet sevgili seyirciler, görüyorsunuz Emine teyzeyi ne kadar. Ben seyredeceğim hacı, siz söyledim ben de seyredim. Bak diyor ki siz yapın ben seyredeceğim diyor. Emine teyze ne zaman seyredeceğim biliyor musun bunu? Yok. Çarşamba günü. Bugün günlerden pazar. Ne? Tö de bakayım bir. Tö o iki gün önce ben çatlarım. Abo o zaman ben sana var ya çarşamba günü saat 8.15'te başlamadan programı getireyim mi buraya? Yok canım sağ olsun. Sen vay sen de sağ olasın. Evet Yaşar abi çok teşekkür ederim. Rica ederim abicim, teşekkür ettik. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yemeğimizi yedik. Şimdi de birazdan çayımızı içeceğiz. Ama buradan kaldığımız Türkiye'ye devam edeceğiz. Sakın kaçırmayın. Bu aşığın mızrabını, bu aşığın mızrabını sazın alıp çalan bilir. Halkın yanık şu bağrını, halktan yana olan bilir, olmayan bilmez. Halkın yanık şu bağrını, halktan yana olan bilir, halktan yana olan bilir, olmayan bilmez. Sözlerim gidiyor yüce, sözlerim gidiyor yüce. Bakın derdim nice nice. Hele ölenler görünce iki gözün olan bilir, olmayan bilmez. Hele ölenler görünce iki gözün olan bilir, iki gözü olan bilir, olmayan bilmez. Nurşani der dünya güzel, Nurşani der dünya güzel. Ne olur biraz olsun düzel. Bu halk sarhoşunu sezer, şimdiden uyanan bilir, yanmayan bilmez. Bu halk sarhoşunu sezer, şimdiden uyanan bilir, şimdiden uyanan bilir, yanmayan bilmez. Kime ne? Oy oy kime ne? Kime ne? Kime ne? Kime ne? Kime ne? Oy oy kime ne? Oy oy kime ne? Kime ne? Kime ne? Kime ne? Kime ne? Ben ölürüm. Ben yanırım, mahvolurum kime ney?
hikmeti. Oy oy ne çara, ne çara, ne çara, ne çara. Evim yandı, evsiz kaldım, ne çara, ne çara. Ben gönlümü bir güzele vermişim. Küçücüktü körpecikti, halda bilmez, hal anlamaz bir çare, bir çare. Ben gönlümü bir güzele vermişim, küçücüktü körpecikti, halda bilmez, hal anlamaz bir çare, bir çare. A'dan Z'ye Anadolu reklamlardan sonra devam edecek. Musa Beyli Otomotiv. Musa Beyli Otomotiv, 18 yıl önce adım attığımız otomotiv sektöründe o tarihten bugüne bir araçla başlayıp Nurdağ'ın en modern filosuna sahip olmamız şans değil. Musa Beyli Otomotiv, minibüs, kamyonet, otomobil çeşitleri alım ve satımı yapılmaktadır. Müşterilerimize %50 peşinatla 12 aydan 36 aya kadar taksit imkanı sağlıyoruz. İrtibat telefon numaralarımız 0542 738 23 79, 0545 367 57 37. Faks 0342 671 25 81. Adresimiz Galericiler Sitesi numara 3 Gaziantep Nurdağı. Kalitede öncü. Musa Beyli Otomotiv. Kaliteyi ucuza sunma konusunda kararlıyız. Karar Gıda dağıtım, temizlik ve ambalaj malzemeleri. Ev ve iş yerlerine temizlik malzemesi mi arıyorsunuz? Parti ve benzeri eğlencelerinizde ambalaj ürünü mü arıyorsunuz? O halde sizleri Karar Gıda dağıtım, temizlik ve ambalaj malzemelerine bekliyoruz. Kaliteli hizmetten ödün vermeyen Karar Gıda dağıtım, temizlik ve ambalaj hizmetlerinde temizlik ürünleri başta olmak üzere peçete, havlu, plastik tabak bardakları, folyo ve streç çeşitleri, bone, galoş, çöp poşetleri, eldiven çeşitleri, parti süs çeşitleri toptan ve perakende bulabilirsiniz. Karar Gıda Dağıtım, Temizlik ve Ambalaj Hizmetleri. Adres: 23 Nisan Mahallesi, Şehit Mehmet Karakuzulu Caddesi, 23 Nisan Apartmanı, numara 10 Taksim B. GSM 0545 827 3001 0545 827 30-0.
Doğan Ajans, Güneydoğu'da tek isim. Ben yapımcı Hanifi Doğan. Doğan Ajans'ın sahibiyim. Hollanda'da sinemacılık eğitimini gördükten sonra kendi memleketim Gaziantep'e gelerek ilk film şirketini kurdum. İlk film şirketini kurduktan sonra kendi filmim Cevabım Son Kurşunum yapımcılığını ve yönetmenliğini ben yaptım. O günden bugüne film çekimi, klip çekimleriyle de devam etmekteyim. Ayrıca İstanbul'dan gelen büyük şirketler bizimle anlaşma yaparak onların bütün altyapı oyuncularını biz temin etmekteyiz. Bize gelen bay bayan çocuk oyuncular kayıtlarını alırız, onlara lanse ederiz. Bize ulaşabileceğiniz adresimiz Bulvar İş Merkezi Kat 3 numara 14. GSM 0536 398 77 0539 347 79 73 0535 735 0904 Şahin Bey Gaziantep. Doğan Ajans, Güneydoğu'da tek isim. A'dan Z'ye Anadolu devam ediyor. Ne destanlar yazılır, ey canım rinanay, rinanay. Memleket sevdasından, ey canım, bir emanet canımız, ey canım rinanay, rinanay, rinanay. Vatan uğruna feda, ey canım, ey
vatanını seven, milletin birliği ve beraberliğine sevdalı, inançlı yürekleri sayesinde kalkışmayı bertaraf eden şehitlerimizi ve yaralılarımızı Gaziantep'in 15 Temmuz Müzesi'nde analım. Bütün millet ayağa kalktı, çoluk çocuk ihtiyar genç sokaktı. Demokrasi darbeymiş aşkındı millet, ya üzgün mü bundan sonra yahut da zillet. Milyonların ayak sesi titretti yeri, elde bayrak dilde tek bir koştu ileri. ...15 Temmuz Müzemizde ilk istasyonumuzda köprülerin kapatılmasıyla ilgili haberler ve insanların ne olduğunu anlamayışı, telefonda köprünün neden kapatıldığıyla ilgili gelen mesajlar var burada. İnsanlar ne yaptığını, ne olduğunu bilmeden askerlerin neden köprüyü kapattığıyla ilgili cevaplar ararken hiçbir cevap bulamayıp aynı zamanda ne tür olayların olduğunu anlamaya çalışırken ki belli belirsiz telaş, burada bu istasyonda bunları görebilirsiniz. Devam edelim müzemizi gezmeye. Bu istasyonumuzda da halkın sosyal medya üzerinden paylaşımlarının simülasyonunu görebilirsiniz. Simülasyon gösteriminden sonra ikinci istasyonumuzda burada 15 Temmuz günü ile alakalı bir makalemiz var. Ben size bunu okuyayım. 15 Temmuz sıradan bir yaz günü gibi başlamıştı. Kimse bu kadar uzun ve bu kadar sancılı bir gün olacağını bilmiyordu. Akşama doğru halk köprülerde askerlerle karşılaşmıştı. Herkesin ilk aklına gelen bir terör ihtimali oldu. Çünkü güçlü demokrasisiyle Türkiye'de artık darbe akıllara gelmiyordu. Ne var ki İstanbul Boğaz Köprüsü'nde halka sıkı yönetim ilan edilirken Genelkurmay sarılmış, Hulusi Akar rehin alınmıştı. Darbecilere ilk karşı çıkan Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın yakın koruması Bülent Aydın oldu. Komutanını derdest etmek isteyenlere direndi ve 15 Temmuz'un ilk şehidi olarak tarihe geçti. Tıpkı İzmir'de düşmana ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin gibi. Başbakan Binali Yıldırım'ın televizyonlarda sesi duyuluyordu. Sakin ve kendinden emin. Emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. İstasyonumuzda, ikinci istasyonda devam edelim. Saat 22.10 sıralarında Genelkurmay'da silah sesleri duyuluyordu. Aynı zamanda Almanya Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu da yaralılar arasındaydı. Ve burada da gördüğünüz gibi Genelkurmay'da yaşanan olayların görüntüleri bulunmakta. 22.40'da devam ediyor. 22.55'te de devam ediyor gördüğünüz gibi. TRT baskını esnasında darbecilere direnen TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren ve TRT çalışanları gördüğünüz gibi. TRT darbeci askerler tarafından basılıyor burada. Burada da TRT spikeri Tijen Karaş'ın darbecilerin tehditleriyle şekillenen korku dolu ifadesi ekrana yansıyor. 23.02'de de görüldüğü gibi baskın anı ilk kez NTV'de 15 Temmuz gecesi. Devam ediyor bu şekilde. 23.09'da Ankara bombalanıyor. Burası aynı zamanda belediye baskının anı görüntüleri. Darbe girişimine tepkilerini gösteren sivil vatandaşların üzerine ateş açılıyor burada. Kalabalık büyüyor tabii gitgide. Halkımız karşı koyuyor bu terör vatan hainlerine. Ankara bombalanıyor demiştik. 23.30'da da Genelkurmay baskını devam ediyor. Darbeci generaller ve subaylar tarafından Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın rehin alındığı öğreniliyor. Aynı anlarda MİT binasına helikopterden ateş açılıyor. MİT mensupları karşılık veriyor. Hey!
Bu bölümde ise 27 Mayıs 1960 sabahı radyolardan Milli Birlik Komitesi tarafından okunan bildiriyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk askeri darbesi gerçekleşti diye buraya bunu da anımsatmak istemişler. Ve buradan darbe girişimi sırasında Cuntacı askerler tarafından basılan TRT ekranlarında Yurtta Sulh Konseyi adına korsan bildiri okundu. Burada ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in okuduğu darbe bildirisi sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi lağvedildi. Spikerimiz silah zoruyla korsan bildiri okundu. Bu görüntülerimiz. Kendisi için çok zor bir andı. Umarım en kısa zamanda atlatır o anki yaşadığı korkuyu. Bölümde ise saat 00:30'da Cumhur'un başı Cumhur'u meydanlara çağırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine başta Ankara ve İstanbul olmak üzere tüm yurtta vatandaşlar meydanlara yürüyor. Birçok şehirde vatandaşlar tankları durdurmaya çalışıyor. Gördüğünüz üzere. Burada ise Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı söz, okuyayım ben size. Milletimize, demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkmak üzere meydanlara, havalimanlarına davet ediyorum. Bir başka o an halkımızdan birisi köprü yolunun fotoğrafını atmış sosyal medyada. Halk kalkışmaya karşı sokakta. Gördüğünüz gibi mesajlar. Kayseri, Batman, İzmir, Erzurum. Havalimanı yolunda vatandaşlar darbecilerin tankını ele geçirdi. Burada kısa kısa bilgileri görmeniz, okumanız mevcut. Ordu komutanı darbeye hayır dedi diyor saat 00:52'de. Ordu komutanı Ümit Dündar televizyona bağlanarak bu kalkışmanın emir komuta zinciri içinde olmadığını, birinci ordu olarak darbeyi desteklemediklerini, İstanbul valisi ve emniyet güçleriyle beraber darbecilerle mücadele ettiklerini açıkladı diyor. Halk kalkışmaya direniyor. Vatandaşlar tankların üzerine çıktı haberleri. Bu bölümde ise 15 Temmuz günü halkın dışarıdan duyduğu sesler mevcut. Duyduğunuz üzere ezan sesleri, sela sesleri, bomba sesleri, tankın sesleri. Burada bunu, bu anı yaşamak gerçekten mümkün. Şu an o günde gibi hissediyorum. Yani duygulanmamak elde değil. Devam ediyoruz 15 Temmuz müzemizi gezmeye. 1.50'de Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı A Haber'e bağlanarak açıklama yapıyor. Burası genel olarak milli direniş, vatan, kardeşlik olarak bir bölümümüz. Ömer Halis Demir Cuntacı Generali vurdu. Gazi Meclis bombalanıyor 2.30'da gece. Her uçak vurulacak başbakanın sözleri, Ankara semalarında uçan vurulacak diye konuşması olmuş 15 Temmuz'da. TRT kurtarıldı 2.50'de. Saat 4'te Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda. Cumhurbaşkanımız tehlikelerle dolu bir yolculuktan sonra Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Cuntacılardan geri alınan havalimanında basının karşısına çıkıyor bu görüntümüzde. Saat 6.19 Boğaziçi Köprüsü'nde darbeciler teslim oluyor. Külliyenin önüne bomba atıldı.
tüm Türkiye kalkışma bastırılırken Darbeciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki kavşağı bombaladılar. Çok sayıda can kaybı var diye haberlerimiz. Bu bölümde ise olayın başladığı köprü direnişi adı altında istasyonumuzda ise en çok şehit verdiğimiz bölge. Burada hainler halkımızın üzerine ne kadar çok yürüse de ne kadar çok şehit versek de halkımız hiçbir şekilde geri çekilmiyor ve üzerine doğru püskürtmeye çalışıyoruz. Çok şehidimiz oldu. Burada ise darbecilere doğru ilerleyen motosikletlinin vurulma anı görüyorsunuz. Burada halkımızın çektiği görüntüler. Odanın bir özelliği var ve sağ tarafında hemen bir çıkışı var. Burada anlatılmak istenen konu şu: bu şehitlerimizin sayesinde ülkemiz geleceğine kavuşuyor. Gaziantep'in Türkiye'de ilk ve tek arkeolojik cam eserler Medusa Müzesi'ndeyiz. Müzemizin müdürü İbrahim Bey'den müzemiz hakkında bilgiler alacağız. Önce kendisini bir tanıyalım. Merhaba İbrahim Bey. Hoş geldiniz. Ben müze müdürü olarak görevliyim burada. İsmim İbrahim Halil Algın. Müzemiz yaklaşık 2008 yılında kurulan bir müzedir. Türkiye'de ilk ve tek arkeolojik cam eserlerin sergilendiği bir müzedir. Özel bir koleksiyoner tarafından 2008 yılında kuruldu. Şu anda müzemizde yaklaşık 6000'e yakın arkeolojik eserlerimiz var. Bunların %70'i cam eserler oluşturuyor. Türkiye'de ve dünyada sayılı eserlerden oluşmakta. Yani bu demek ki pişmiş toprak, bronz, pişmiş arabalar, işte değişik böyle altın takılar, cam takılar, birçok eserlerimiz mevcuttur. Bunlar dediğim gibi 6000'e yakın eserler ve çok eski tarihlere aittir. 1000 yılla 10.000 yıl arasında değişik dönemlere ait birçok medeniyetleri taşımış, onlara ait eserler bulunmakta. Şu anda da dediğim gibi dünyada sayılı ve Türkiye'de tek arkeolojik cam eserler müzesi olan bilinen bir müzedir. Müzemizde müzenin dışında kültür ve sanat merkezi olduğu için cam atölyemiz ve telkare atölyemiz bulunuyor. Burada da cam sanatı ile ilgili hocamız tarafından değişik cam boncuk takılar ve değişik süs eşyalar yapılıp gelen ziyaretçilere satışa sunuluyor. Aynı şekilde telkare bölümümüzde de ustalar tarafından ince böyle şeyler, takılar yapılıp yine aynı şekilde satılıyor. Peki buraya gelen ziyaretçilerin oranı ne oranda? Şu Gaziantep'te yaklaşık şu anda 18'e yakın müze bulunuyor. Bunların içerisinde arkeolojik müze olarak bir burası var, bir de Zeugma Müzesi bulunuyor. Ondan dolayı arkeolojik eserler özellikle çok sergilendiği için yurt dışından gelen ziyaretçiler ve şehir dışından gelen insanların daha çok ilgisini çekiyor. Müzemizi gezmeye devam ediyoruz. Thank you.
Naim Bey, bize giriş çıkış saatleri? Haftanın her günü sabah 9 ile 6 arası açığız. Giriş ücretleri? Tam 4, öğrenci olarak 2 lira. Peki müzemizde cam atölyesini biz gezdik. Belirli bir saatleri var mı bu atölyenin işlem? Yani gelen ziyaretçinin yoğunluğuna göre hocamıza yani o... Ziyaretçinin talebine göre siz ziyaretçinin yapıyorsunuz. Talebine göre, isteklerine göre yapılıyor. Sürekli olmuyor. Beyli Otomotiv'in katkılarıyla A'dan Z'ye Anadolu sona erdi.